Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben de Okan. Bugün yepyeni bir bilgisayar toplama videosu sizlerleyim arkadaşlar. Bugünkü toplayacağımız bilgisayarın fiyatı tam tamına 3850 TL'lik bir bilgisayar toplayacağız arkadaşlar. İsterseniz direkt videoya geçelim. İşlemciyle başlıyoruz arkadaşlar. İşlemcimiz Ryzen 2. nesil. İşlemci Ryzen 5 2600 X değil, bakın sadece 2600 ve 6 core 16 thread. 3.4 cihazlara kadar çıkabilecek bir işlemci arkadaşlar. Bununla istediğiniz render, oyun performansı, Twitch'te yayın, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Gerçekten çok güçlü bir işlemci arkadaşlar. Anakartımız yine Gigabyte'ın B450M S2H arkadaşlar. Geçen videoda da bu anakart vardı. Bu videoda bu anakart var. Bu videodaki olmasının sebebi hem uygun fiyatlı olması hem de performansının güçlü olması arkadaşlar. Zaten geçen videoda anlattığım özelliklerin aynısı. Buna pek değinmemize gerek yok. 2 adet RAM slotu bulunuyor. 3200 MHz'lere kadar destekliyor arkadaşlar. Ve eğer overclock yapmak isterseniz de MOSFET solucularla bunu daha sürekli devam ettirebiliyorsunuz. Şimdi sırada ise RAM var arkadaşlar. Benim videoda şöyle bir şey demiştim. Artık 8 GB RAM tarihe karışıyor falan gibi muhabbetler yapmıştım arkadaşlar. Ama bu videoda o tarihi geri günümüze getiriyoruz. Çünkü fiyatımızın 3800 TL olması nedeniyle Corsair'in 8 GB'lık 3000 MHz hızında çalışan RAM'ini bu parçaya dahil ettik arkadaşlar. Yani bu sisteme dahil ediyoruz. Eğer RAM'iniz 8 GB değil de ben abi 16 GB istiyorum diyorsanız eğer 300 TL daha fazla vererek 16 GB'lık RAM'e geçebilirsiniz arkadaşlar. Sistemimizin en babasına, en bombasına geldik şimdi arkadaşlar. Yani bildiğiniz üzere ekran kartı. Ekran kartımız gerçekten çok güçlü bir ekran kartımız. Ve fiyatından başlayalım isterseniz. 1450 TL fiyatı var bak. 1450 TL. Zaten toplam bilgisayarımızın fiyatı 3800 TL ve bu da 1450 TL. Neredeyse yarı fiyatına tekabül ediyor. Kullandığımız ekran kartı Safirin RX 590 Pulse modeli. 8 GB arkadaşlar, 256 bit. Bilgisayarımızın fiyatının toplamda 3800 TL olduğu için bu ekran kartını seçtim. Bu ekran kartı sizi asla yarı yolda bırakmayacak ve oynamak istediğiniz tüm oyunları dilediğinizce 1080p yani Full HD ayarlarda 90 FPS, 100 FPS alarak rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Adeta 480 GB'lık 520 MB okuma, 450 MB yazmalık bir SSD'si ve bütün aldığımız parçalar bir kasa içinde toplanacak arkadaşlar. Bu toplanacak olan kasa da Powerboost'un VK-G3403S modeli arkadaşlar. Gerçekten hoşuma giden bir kasa. Şimdi 650 watt'lık bir güç kaynağı var ve 80 plus sertifikalı. Bu kasada en çok hoşuma giden ön tarafındaki ızgara şeridir arkadaşlar. Bu ızgara şeridler hem görselliği çok güzel yapmış, arkasında zaten RGB detaylar var. Hem de hava sirkülasyonu için, yani bilgisayarınız ısındığı zaman hava sirkülasyonu sayesinde hava giriş çıkışı çok iyi bir şekilde olacaktır ve bilgisayarın ısısı daha fazla ısınmayarak dengede kalacaktır. Yani bu yüzden çok beğendim. Zaten yan tarafı temperleyeceğim arkadaşlar. Oradan kasanızın içini istediğiniz gibi görebilirsiniz. Gerçekten hoşuma giden ve beğendiğim bir kasa. Aşağıya İtopya'nın linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan tıklayarak bu bilgisayara ulaşabilirsiniz ve istediğiniz gibi istediğiniz derece şekillendirebilirsiniz. Yani tüm anlattığım parçaları sevmiyor olabilirsiniz, hoşlanmıyor olabilirsiniz veya onları almak istemiyor olabilirsiniz veya istediğiniz gibi kendinize göre şekillendirerek bir bilgisayar alabilirsiniz. Ama bu tavsiye ettiğim bilgisayar gerçekten sizi bayağı götürecek bilgisayar. Render olsun, oyun olsun, Twitch yayın olsun, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz abi. Ya bu bilgisayar tam size göre bir bilgisayar. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.